Arkadaşlar merhaba, tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu bölümde bugün Avrupa Birliği şarap kanunlarını konuşacağız ve ayrıca şarap kanunlarının Türkiye'de nasıl olması gerektiğini konuşacağız. Eğer Avrupa Birliği'ne Türkiye girerse ne gibi şarap kanunları bizi bekliyor? Hepsini size kısaca anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi Avrupa şarap kanunları ne demek? Biz neden bahsediyoruz? Bir ülkenin şarap kanunu nasıl olur? Nasıl yürütülür? Bunların hepsini kısaca size ekranda göstererek açıklayacağım. Birincisi arkadaşlar, Avrupa şarap kanunlarını konuşurken bakmamız gereken Avrupa Birliği'ni anlamamız gerekiyor. Avrupa Birliği nedir? Avrupa Birliği aslında Avrupa ülkelerinin bir araya gelmesiyle ticaret hacmini büyütmesi olarak söyleyebiliriz. Türkiye yıllarca başvurdu bunu, hala üyelik sınıfındayız. Yani sürekli bekliyoruz, prosesi bekliyoruz ama Avrupa Birliği'ne girdiğimizde şarap kanunlarımızda, şarap sektörümüzde çok pozitif anlamda yükseltecektir, etkileyecektir. İşte size bugün ben Avrupa Birliği şarap kanununu kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar, Avrupa Birliği'nin bu şarap kanunlarını oluşturmasının amacı üzüm üreticilerini, şarap profesyonellerini ve tüketicilerini koruma yasaları olarak adlandırabiliriz. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Şarap üreticisinden tutun tüketicisine kadar belirli bir sistem içerisinde düzgün, hızlı bir şekilde bu alışverişin yapılmasını sağlamayı amaçlıyorlar. Önemli amaçlarından birisi de arkadaşlar, rekabet ortamı yaratmak. Biliyorsunuz şarap sektörü günümüz dünyasında çok fazla genişledi ve rekabet ortamı yaratarak Avrupa ülkelerinin dünya şarapçılık sektöründe daha fazla yer sahibi olmasını istiyorlar ki bence bunu başarıyorlar. Birazdan size rakamlarla nasıl başarılı olduklarını göstereceğim arkadaşlar. Ayrıca dediğim gibi arkadaşlar, bir de hedeflenen pazar alanı. Yani Portekiz'den İspanya'ya kadar ya da Norveç'e kadar tüketim alışkanlıklarının hızlı bir şekilde pazar segmentine şarapları sokabilmek, sorunsuz bir şekilde ticaret anlaşması yapabilmektir arkadaşlar Avrupa şarap kanunları. Bunun yüzden de Avrupa şarap kanunları gerçekten çok çok önemli. Daha sonra koruma yasasını olarak adlandırabiliriz arkadaşlar. Bunu ne demek istiyorum? Avrupa Birliği şarap üreticilerini korumak, onlara geleneksel yöntem ile üretimlerin devam etmesini sağlamlaştırmak amacıyla onları da koruma yasaları olduğunu söyleyebilirim. Yani rekabet ortamını iyileştiriyorlar, pazar alanını güçlendiriyorlar, koruma yasaları geliştirerek üreticiyi koruyorlar. Gerçekten Avrupa Birliği şarap kanunları bugün dünyanın en güçlü kanunları olduğunu söyleyebilirim. Çok üst düzey bir kanun arkadaşlar. Bunu olarak lütfen algılamayın, İtalya şarap kanunlarını, Portekiz şarap kanunlarını. Ben arkadaşlar bugün Avrupa şarap kanunlarını konuşuyoruz. Yani Avrupa Birliği'ni konuşuyoruz. Bugün DOCG'yi fazla konuşmayacağız. Hatta hiç konuşmayacağım. AOC'yi de konuşmayacağım. Avrupa Birliği'nin mentalitesini size anlatmak istiyorum ki eğer bir gün, ileride bir gün Türkiye Avrupa Birliği'ne girdiğinde ne gibi şarap kanunlarımız olacak? Hepsini size burada paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten bu konu benim için çok çok önemli. Bu konu birazcık politikaya giriyor. Evet, farkındayım. Ama bir Somali olarak ben yıllarca farklı ülkelerde çalıştım ve çok üst düzey insanlara şarap servisi yaptım ve bunlar politikacılar da bunların arasındaydı. Yani bu Avrupa Birliği Brüksel'de konuşulan konular, üzerinde tartışılan konular olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelin bir de isterseniz ekranda paylaşayım sizinle hemen. Avrupa Birliği şarapları dünya genelinde ne konumda, ona bakarım. Arkadaşlar şimdi dünyayı bir şarap ülkesi olarak düşündüğümüzde bunun %45'i Avrupa Birliği şarap bölgeleri arkadaşlar. Gerçekten büyük bir rakam değil mi? %57'si, yani dünya genelinde şarap tüketimine bakın ve %57'sinin Avrupa Birliği sınırları içerisinde tüketildiğini görüyorsunuz. %63'ü arkadaşlar şarap üretimi ve %70, arkadaşlar bakar mısınız rakama, %70 ihracat. Gerçekten çok büyük bir rakam. Tekrar edelim, %45 şarap bölgeleri, %57 şarap tüketimi, %63 şarap üretimi, %70 ihracat. Gerçekten üst düzey başarılı bir kanun diyebiliriz. Kanunun ne kadar güçlü olduğunu aslında burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de isterseniz şöyle bir şey yapalım. Avrupa Birliği'nin tarihine bakalım. Yani bu hemen nasıl oldu? Bu süreç, Avrupa Birliği şarap kanunları
nasıl bir evrim geçirerek bugünkü günümüz haline geldi? Hemen isterseniz ona da bakalım. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 1962'de ilk fikir alışverişi olmaya başladı. Ortak pazar alanını kurulmasını sağladı ki bu da şöyle söyleyeyim, İspanya ile Fransa'nın arasında serbest ticaret anlaşması olarak şarapların hızlı bir şekilde tüketicilere ulaşmasını sağlamlaştırdı arkadaşlar. Yani Fransa'da da İspanyol şarapları içebiliyorsunuz. 1980 yılında AB teşvik paketi açıklaması tüm üreticiler için arkadaşlar. Finansal yatırım yani teşvik ederek 1980 yılında ki bunda çoğu üreticinin özellikle İtalyan şarap kanunlarının o zamanlarda daha yükselişe geçtiğini görüyorsunuz. Burada teşvik paketi vererek üreticileri motive etmeye çalıştılar ki şarap sektörünün çok daha fazla canlanmasını istediler arkadaşlar ki bence bu çok çok önemli. 1999 yılında reform yılı olarak adlandırabiliriz arkadaşlar. Pazarlama stratejisi geliştirildi. Şarap alanları, satılabilir şarap alanları uygulanmaya başladı. Sadece Avrupa Birliği ülkeleri için değil, Avrupa Birliği dışında olan ülkeler için serbest ticaret anlaşması uygulanmaya başladı. Bunlarda en güzel örnekleri Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ki birazdan onlardan da bahsedeceğim. Ve 2009 yılında yeni şarap kanunları oluşturuldu arkadaşlar. Ve 2013 yılında en son güncellenen şarap kanunları, bugün günümüzde olan güncellenen konular, yasalar 2013 yılında güncellenerek bugünkü hala kullanıyoruz arkadaşlar. 2009 yılı çok önemli bir yıl. Ondan bahsedeceğim arkadaşlar ayrıca size. Ama genel olarak baktığımızda Avrupa Birliği'nin tarihi bu arkadaşlar. Yani milestone diyebiliriz. Önemli taşları, yani önemli yerler. Tabi bunun dışında arkadaşlar bir de şarap destekleme programı var. Yani 2008-2009 yılında kurulan önemli 13 önemli kriterden oluşan girişimcilik için bütçe oluşturan, yani size şunu demek istiyorum, şarap sektöründe bir girişimcilik hareketi yapıyorsunuz. Diyelim ki benim gibi bir kişi Avrupa Birliği'nde yaşasa böyle bir girişimcilik paketi yapıyor. Eğitim vermeyi planlıyor. Evet, paket destek fonu alabiliyor arkadaşlar. Maalesef bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Eğer şarap sektöründe kariyer planlaması yapıyorsanız büyük bir pazar bütçeniz var. Üreticileri şarap dışında üretim yapmasını sağlıyorlar. Grappa gibi mesela, distile içkiler gibi teşvik paketi veriyorlar arkadaşlar. Sağlık koşullarında hijyenler korunma altında şarap yapılması son derece önemli ve tabii ki bağ sigortası arkadaşlar. Ve onu da söyleyebilirim, her bir şarap üreticisinin sigortası var. Eğer başına bir, yani bir yangın gibi, deprem gibi, 2010 mesela kaç yılında, 2014 yılında yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da deprem olmuştu, çok büyük etkilemişti. 2014 yılı mıydı bilmiyorum ama bakmam lazım. Yani depremde olabilir, bir sorun olabilir. O yüzden bağ sigortası var üreticilerin Avrupa Birliği ülkeleri içinde. Yani kısaca bundan da bahsetmek istedim. Az önce bahsetmiştim ticaret anlaşması diye. AB dışı ülkelerde serbest ticaret anlaşması var. Yani oraya gidip Avrupa Birliği ülkeleri orada daha çok pazar alanına ulaşması için bütçesi gerekiyor. Ve Avrupa Birliği bu bütçeyi üreticilere destek vererek sağlıyor ki Avrupa dışında da Avrupa şaraplarının çok daha güçlü konuma gelmesini sağlıyorlar. Bunların işte 13 tane ülke var sanırım. Arnavutluk var, Avustralya var, Bosna Hersek var, Kanada var, İsviçre var. Bakın en sonunda Güney Afrika. Maalesef ülkemiz hala bu kanunlar, ticaret anlaşması içerisinde değil. Bu olması gereken bir konu. Bu yine dediğim gibi politikaya giriyor ama bir kişinin Ankara'da bu politikaya, bir kişide politikacılara bahsetmesi gerekiyor. Çünkü politikacılara da hak vermek istiyorum. Yani bu kadar şarap kanunlarını belki bilmeyebilirler. Burada kimseyi de eleştirmek gibi bir niyetim de yok. Ama bu ticaret anlaşması son derece önemli. Özellikle Türk şaraplarının Avrupa'da daha iyi bir ticaret yapabilmesi için bu ticaret anlaşmasının Türkiye'nin de olması son derece önemli arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet, yani arkadaşlar kısaca Avrupa Birliği şarap kanunları bu. Az önce de bahsettiğim gibi ama bir slide daha göstereceğim size, birkaç tane daha. 2009 yılında düzenlenen modern Avrupa şarap kanunlarından bahsediyorum arkadaşlar. Modern Avrupa şarap kanunlarını hep beraber bir bakalım. Arkadaşlar şimdi bu 2009 yılında kurulan bir sistem. Belki İtalya'da görmüşsünüzdür DOCG, AOC gibi kanunları. Şimdi biz bunu birazcık daha üstü gibi düşünebilirsiniz ve her Avrupa ülkesinin uyguladığı bir sistem aslında ama etiketlerinde yazmıyorlar ama uyguluyorlar. Ne demek istiyorum arkadaşlar? İkiye ayrılıyor bu sistem, modern Avrupa kanunu. Bir, coğrafi işareti olan bölge. İkincisi, coğrafi işareti olmayan bölge. Peki arasındaki farklılıklar nedir diye soruyorsunuzdur.
diye düşünüyorum. Ben de bu yüzden hemen size kısaca açıklamasını yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, coğrafi işareti olmayan şarap ne demek? Aslında sofra şarabı arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Coğrafi işareti yok. Ülkenin herhangi bir yerinde şarap yapabilirsin. Yapabilirsiniz. Böyle bir kısıtlama yok. Ama o zaman da şarabınızın pazar alanı güçsüz kalıyor. Ne demek istiyorum? Yani sofra şarabı olarak geçiyor. Ama bu son yıllarda özellikle de Şili'nin Avrupa pazarına hızlı bir şekilde yükselişi, yeni dünya şarapları dahil, ama Şili çok çok önemli bir yerde. Raflarda Şili şaraplarının sadece üzümle yazılması Avrupa Birliği'ni bu yönde bir yasa düzenlemeye gitmeye itti diyebiliriz arkadaşlar. Neden? Çünkü tüketici markete gittiği zaman şarap alıyor ama Chardonnay ismini gördüğü zaman onu daha çok dikkat çekici buluyor ve onu alıyor. Avrupa ülkelerinde fazla etiketlerde şarap ismi, üzüm ismini görmüyorsunuz. İşte bu kanun bu düzenlemeyi çıkararak bunun önüne, yani Şili şaraplarının, yeni dünya şaraplarının birazcık daha rekabet gücünü artırmak için, yani onlara karşı rekabet gücünü artırmak için yeni bir düzenlemeye gitti. Burada üreticiler artık üzüm isimlerini etikete yazabilir. Yani Fransız şaraplarında görebilirsiniz artık. Ama şöyle bir şey, uluslararası üzüm olanlar, mesela Avusturya Blaufränkisch üzümü var, fazla yazılmasını istemiyor aslında. Yani eğer Cabernet Sauvignon yapıyorsanız evet yazabilirsiniz. İkincisi, Avrupa Birliği bütün ülkeler şunu diyor, kendi kanununuzda, kendi dilinizde etikete yorum yazabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Vin de France, yani Fransız şarabı, ya da diyelim ki Türkiye Avrupa Birliği'nde coğrafi işaretleme olmayan bir üretici bir şarap yapmak istiyor. Etikete Türk şarabı yazabilir kendi dilinde ve bunu Avrupa pazarında İspanya'da, Avusturya'da, Yunanistan'da, Hollanda'da satabilir Türk şarabı diyerek. Yani bu Almanya'da bunu çok iyi yapıyor. Fransa'da bunu çok iyi yapıyor arkadaşlar. İtalya'da çok iyi yapıyor. Avusturya'da yapıyor. Hepsi yapıyor. Bu çok önemli. Etikette sofra şaraplarında kendi ülkelerinin şarapların isimlerini koyuyorlar. Dil farkını söylemiştim. Başka ne gibi konuları var? Üzüm ismini söyledim arkadaşlar. Sofra şarabı olduğunu söyledim arkadaşlar. Yani coğrafi işareti olmayan bölgeden gelen şaraplardan fazla kısıtlama yok. Yani diyelim ki Türkiye'den örnek verelim. Türkiye Avrupa Birliği'ne girdiğini farz edelim. Girdi. Evet, biz İzmir'de bir şarap yapmak istiyoruz. Üretim halimiz İzmir'de ve biz Diyarbakır'dan üzüm almak istiyoruz. Yapabilir miyiz? Avrupa Birliği'ndeyiz. Evet, yapabiliriz ama bu şarap coğrafi işareti olmayan bir sınıflandırmasına giriyor. Ne demek istiyorum? Fazla kısıtlamaya gerek yok. Pazar alanı birazcık daha güçsüz oluyor. Ama bu neden önemli? Çünkü tüketiciyi bilgilendiriyoruz. Yani bu şarabın artık çok üst düzey bir şarap değil de coğrafi işareti olmayan bir şarap olduğunu biliyoruz. Yani daha çok sofra şarabı tarzında olduğunu biliyoruz. Peki kaliteli şarap yapmak için ne yapmak gerekiyor? Onu da konuşalım arkadaşlar. Ona da coğrafi işareti olan bölge diyoruz. O da iki farklı sisteme ayrılıyor. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Protect Designation of Origin, Protected Geographical Indication diye geçer arkadaşlar. Bunlara girmeyeceğim. Bunları temel şarap eğitim dersinde birazcık daha anlatacağım. Burada amacım size çok daha ileri seviyeye gitmeden son derece kaynaklarını göstermek ayrıca. O yüzden de burada da gösteriyorum. Bir de %85 kuralı var arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Siz Bordeaux'da üzüm yapacaksınız. Ya da diyelim ki Türkiye'den örnek verelim. Ankara'da şarap yapacaksınız ve şaraba Ankara etiketi koymak zorundasınız. O üzümlerin çoğu Ankara bölgesinden gelmek zorunda arkadaşlar. Ve %85 oranında Ankara'dan gelen üzümler kullanıyorsunuz. Ve bunu Avrupa Birliği şöyle bir şey de istiyor. Tüm dünyada kabul ediyor. Yani diyor ki, eğer diyor siz şarabınızı Avustralya'ya veya Amerika'ya, eğer siz şarabınızı Avrupa'da satmak istiyorsanız, mesela Kaliforniya şarabını, Amerikan Napa şarabını satmak istiyorsanız, bu üzümün Napa yazıyorsa %85 oradan gelmesi lazım. Ama Napa'da da şöyle bir şey var, %75. O yüzden de Amerika ile bugün Avrupa Birliği özel bir anlaşma yaparak Amerika'ya istisna gösterebiliyor arkadaşlar. Yani demek istediğim, çok değişik kurallar var. Yani detaylı bir şekilde iyi bir şarap yapabilmek için şarap kanunumuz kesinlikle olmalı. Ve politikaya yönlenmeliyiz arkadaşlar. Bu yüzden bunları gösteriyorum. Yani biz ne kadar bugün toprağımız çok iyi, bağcılık alanımız çok iyi olsa da artık günümüz dünyasında iyi bir şarap yapabilmek için, Şampiyonlar Ligi seviyesinde olabilmek için bu kanunlardan
mutlaka haberlerimiz olmalı ve bunları uygulamalıyız. Bunları uygulayabilmek için de Avrupa Birliği'ne girmemiz gerekiyor maalesef. Evet, Avrupa Birliği çok çok önemli Türkiye için. Onu burada da gösteriyorum. Burada sadece amacım YouTube kanalında şarap tadımı yapmak değil, bir farkındalık oluşturmak ve bunu izleyen arkadaşlar, umarım bir gün beni izleyen bir kişi varsa bunların ne kadar önemli olduğunu görüp umarım bir gün ülkemize şarap kanunlarını getirip ve tüketiciyi daha doğru bir şekilde teşvik yaparız. Üreticilerimizi koruruz, bağ sigortası yaparız. Şarap sektöründe kariyer yapmak isteyen insanlara, benim gibi insanlara daha çok destek veririz gibi gibi konular arkadaşlar. Ama hiç sorun değil, iyi şaraplar yapıyoruz ama dediğim gibi Avrupa Birliği sadece diğer sektörler için değil, şarap sektörü için de çok çok önemli. Umarım bir gün Avrupa Birliği'ne gireriz. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani sizinle paylaşmak istedim bunları. Ve vitis vinifera asması olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi asmaların da farklı farklı türleri vardır. Avrupa Birliği diyor ki vitis vinifera. Hadi olmadı vitis vinifera. Vitis vinifera olan melez üzüm olabilir diyorlar. Yani o da çok zor. Belki Armanyak bölgesinde var melez üzüm kullanımı. Ona bile kısıtlı arkadaşlar. Mesela Amerika, özellikle de New York son zamanlarda vitis vinifera dışındaki diğer asmalardan üzümler yetiştirmeye başladı ve güzel gidiyorlar. Çok fazla üzümler var. Marquetta var mesela, çok ilgimi çeken. Foxy grapes denilir onlar arkadaşlar. Labruska gibi asmalardan gelir. Vitis vinifera asması değil. Yani arkadaşlar, Avrupa Birliği şarap kanunlarını kısaca sizinle paylaştım. Başka ne anlatabilirim bilmiyorum. Dediğim gibi YouTube kanalım benim için sizlere paylaşabileceğim şarap konularını paylaşıyorum. Bu kanalda hiçbir zaman şu şarabın tadı mı şöyle olmuş böyle değil. Daha çok kültürel, daha çok güncel konular, şarabın diğer yönünü konuşmamız gerektiğini konuları paylaşıyorum. Çünkü biliyorsunuz ben şarap profesyonelim arkadaşlar. Yani sommelier olarak çalıştığım yıllarda birçok insana, farklı insanlara şarap servisi yaptım. Yaptığım insanlar gerçekten ünlü insanlar, selebritiler, çok farklı ülkelerde çalıştım. Çok ilginç kişilere de şarap servisi yaptım. Üst düzey şaraplar açtım. Çok uygun bütçeli şaraplar da açtım. Hepsi benim için bir tecrübeydi. Bu tecrübelerimi sizinle burada paylaşmaktan gerçekten mutluyum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Haftaya tekrar yeni bir konuda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizden bir şey istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın ki daha çok şarap sever dostlara ulaşalım. Beni tanısınlar. Daha çok konularda konuşuruz. Eğer yorum eklemek istiyorsanız, Avrupa Birliği politikaları hakkında görüş, düşüncelerinizi paylaşmak istiyorsanız, şarap kanunları hakkında görüşlerinizi paylaşmak istiyorsanız da aşağıda yorumları da hepsine okuyorum arkadaşlar. Okuyacağım. Eğer yorum yazarsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.